Çatışma bölgesine döneceğiz. Konuğumuz var. Tovuz Bölgesi Milletvekili Ganira Paşayeva ile birlikteyiz. Günlerdir çatışma bölgesinde. Sayın Paşayeva, hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Son durum nedir? Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında gün nasıl geçti? Biliyorsunuz dün gece, bugün sabaha doğru Ermenistan'ın işgalci askerleri, üslerim, silahlı kuvvetleri tekraren ateşkes rejimini ihlal ederek, provokasyonlara el atarak sivil insanlarımızı, köylerimizi ateşe tuttular. Onların geceler, özellikle gece saatlerini, geceden sabaha geçen saatleri seçmesi daha çok sivillerin hayatına kastetme düşüncesiyle yapılır. Yani tabii ki geceler insanlar daha çok evlerinde olurlar ve evlerinde olduğu zaman bu evleri hedef alırlar. Yani daha çok insan hayatını kaybetsin diye özellikle gece saatlerinde sivil köyleri, sivil insanların evlerini hedef alırlar. Bu gecede yine provokasyonlar yaparak sivil insanlarımızı, köylerimizi ateşe tuttular ve bizim birkaç vatandaşımızın evleri dağılmış, çok ağır şekilde silahlardan kullanılmış sivillere karşı ve tabii ki Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan askerleri işgalci Ermenistan'ın bu provokasyonlar yaparak sivil insanları, köyleri, sivil insanlarımızı evlerini, yani evleri ateşe tutmasını karşılık olarak düşmana gereken cevapları verdi. Ve düşman kayıpları var işgalçı güçlerin, yani bu provokasyonlarına gerekli cevabı verildi. Ve bizim de bir değerli kardeşimiz, nur içinde yatsın, biraz önce tahminen 20 dakika önce son yolculuğuna uğradık kahraman şehidimizi, Nazım kardeşimizi. Kahraman kardeşimiz şehit oldu. Yaralılarımız var. Onlara Allah'tan kısa zamanda acil şefalar diliyoruz. Ama yine de işgalci Ermenistan bu provokasyonlarıyla, saldırılarıyla bu bölgeden bir santim bile ne toprak alamadı ne de strateji noktalarımızı, ki bu strateji noktalar için bizim ailelerimiz, bizim azizlerimiz, ben bu bölgede doğmuşum, biz yüzlerce şehit vermişiz. Çünkü o strateji noktalar bizim için, bu bölge için değil, Azerbaycan için en önemli noktalardan biri. Çünkü bu bölgeden Azerbaycan'la Türkiye'nin karada birleştiren tek yol bu bölgeden geçir. Azerbaycan'ı batı ile birleştiren karada tek yol bu bölgeden geçir. Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren büyük enerji projeleri, petrol, doğal gaz projeleri, demir yolu, tren yolları hepsi bu bölgeden geçir. Ve o strateji noktalar özellikle hedefe alınır. Çünkü strateji noktaları Ermenistan'ın eline geçerse bütün o enerji projelerin, bütün bizim batı ile, Türkiye ile karada yollarımız onların silahlı kuvvetleri tarafından büyük bir tehditle karşı karşıya olacak. O yüzden 90'lı yıllarda da biz çok sayıda şehit verdik ama yükseklikleri, o strateji noktaları alamadılar. Ve bugün de askerlerimiz, harbiçilerimiz ölüm kalım mücadelesi verir. Ama işgalci kuvveler her gün bu saldırıları tekrarlasalar da hiçbir şey yapamıyorlar. Daha büyük itkiler verirler. Ve bunun da bundan sonrası sivillere ateşe atırlar. Sivil insanları hedef alırlar. Biz bugün çağrı yaptık. AGİT'in Minsk grubunun eş başkanlarına, Fransa'ya, Amerika'ya, Rusya'da, ben bu bölgenin bir evladı olarak ve bu bölgeni temsil eden milletvekili olarak AGİT'in Minsk grubu başkanlarına, bizim insanımızın güveni yok. Artık bizim için AGİT'in Minsk grubunun eş başkanlarının bu sorunun çözümündeki misyonuna dair biz artık kabul etmiyoruz. Çünkü onlar işgalci Ermenistan'ın bugüne kadar yaptıklarına, hiçbir bu vandalizmi, sivilleri işgal etmeleri, sivilleri hedef alınmalarına karşı hiçbir şey yapmadılar. İşgalciye karşı bir baskı uygulamadılar
ve onların bu baskı uygulamaması sonucunda işgalci Ermenistan böyle bir vandalizmi harekatlarını sivillere karşı devam ettiriyor ve biz hepimiz anlıyoruz bu bölgedeki bu Ermenistan'ın tek cesaret edeceği bir şey değil. Ermenistan Azerbaycan'ın gücünün, Azerbaycan ordusunun gücünü bilir. Ama birileri Ermenistan'a bir cesaret de verdi. Hmm, belli ki arkada birileri var. Evet, evet. Biz bu oyunun arka tablolarını da iyice görmeye başlıyoruz. Kardeş Türkiye'mizde ben düşünüyorum ki bu tablonu iyi görüyor. Ben kardeş Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Başkanı Hulusi Bey'in, Hulusi Akar'ın açıklamalarını bir duyduk. Ben bütün Türkiye halkına, Türkiye devletine teşekkür ediyoruz. Ben öz seçmenlerim adına da ki onlar Azerbaycan'a destek vermekleri bizim için çok önemli olduğu kadar Türkiye'nin böyle bir manalı çok sert işgalci Ermenistan'ın yaptıklarına tepki vermesi ve o açıklamaların arkasında duran mesajlar Ermenistan'ın arkasındaki birilerine de verilen bir mesajlardı. Elbette. Kimi biz bunu kabul ediyoruz ve buna bunun için teşekkür ediyoruz. Peki. Aynı zamanda biz ön sınırda Ermenilere cevap vermekle beraber askerlerimiz, halkımız, sivil insanlar öz evinden, köylerinde hepsi buradalar. Hiç kimse hiç yere gitmeyeceğiz diyerek işgalci Ermenistan'a ders vermekle beraber biz bütün kurum ve kuruluşlar buradan sizin vasitenizle diasporumuza, yurt dışındaki insanlarımıza da çağrı yapıyorum, gençlerimize de, uluslararası camiada işgalci Ermenistan'ın yaptığı sivillere karşı bu cinayetlerin geniş şekilde duyurulması, işgalci Ermenistan'ın iç yüzünü, onun işgalci zihniyetli başkanının iç yüzünü bütün dünyaya daha geniş duyurmak için ben her bir insanımızı çağırıyorum. Olduğunuz Peki. ülkelerde bu vandalizmini, Ermenistan'ın yaptıklarını daha geniş duyurun. Peki. Ve biz bugünleri birlik beraberliği içinde Türkiye, Azerbaycan inanıyoruz ki bu bölgede yapmak istedikleri, amaçladıkları böyle diyeyim maksatları ulaşmayacaklar, evet, ulaşamadılar peki. bugüne kadar. Bundan sonra da inşallah ulaşmayacaklar. Peki. Ganira Paşayeva, Sayın Milletvekili teşekkür ederiz. Sağ olun bu yayına katkı için.